Efendim dinleyicimizin ikinci suali, kadın tek başına hacca gidebilir mi? Gidemez efendim. Haramdır, günahtır buyuruyor. Ben giderim. Hay hay. Paşa gönlemelidir. Tercih sana ait. Gider diyenler var. Hay. Tercih yine sahip. O gider diyen de ona bağlı olarak gittiğin zaman da toprağın altında bunun hesabını nasıl verirsin bilmiyorum. O da hesap verecek. Sen de hesap vereceksin. Hanefi fıkıh kitaplarına bakın. Hanefi fıkıh kitaplarında haccın eda ve vücub şartları anlatılırken kadın için yanında mahremi olma şartı da var. Mahremi yoksa hac farz olmuyor ona. Ama ben gitmek istiyorum. Oralar çok böyle görmek istiyorum. Görmek istiyorum. Tabii buyur git gör. Mani olan yok. Gidersin, görürsün. Bir sürü günaha da yüklenirsin. Anlasana. Hacı teyze olursun. Hacı Ayşe Hanım olursun. Hacı Aysel Hanım olursun. Ha ismini değiştirmiş olursun. Hikayeden olur o iş. Allah-u Teala korusun. İmanını bile kurtaramazsın. Mustafa Bey, Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu yer hassas bir yerdir. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin kalbinden geçirdiği kötü şeyleri söylemedikçe, yapmadıkça günah diye yazdırtmıyor. Muhammed Aleyhisselam'ın hatırı ve hürmetine. Ama Kabe-i Muazzama'nın çevresinde ve etrafında ve o Harem-i Şerif'e girdiğin andan itibaren kalbinden geçirdiğin kötü düşünceler de yapmış gibi şakır şakır yazılıyor. Onun için de daha önce din büyükleri haccu hiccu, hacc ediniz ve hemen uzaklaşınız buradan buyuruyorlar. Peki sahab-ı kiram kalıyor diyor. Sahab-ı kiram her zaman Allah-u Teala ileydi. Onlar yanlış olmuş şeyler düşünmezlerdi ki. Kabe-i Muazzama'da, Kabe-i Muazzama'nın içinde de hep her an Allah-u Teala ile idiler. Onun için efendim Hanefi mezhebinde kadın hacca gitmesi. Peki efendim başka mezhebi taklit ederek gidebilir mi? Hayır, taklit edilir lüzum yok. Gerekli yok. Emredilmedi ki. Sen sadece gitmek istiyorsun diyorsun.